çocuğum o. Doğranan olmayacaksın bu hayatta. Büyütenen olacaksın. Ben çocuğumu istiyorum. Şimdi anlattığınız... bana da verilmiyorsa, bak şimdi böyle bir konu var. Bana da verilmiyorsa devlete verilsin ama devlet dedi ya bir polis olsun. Şimdi anlattığınız kadarıyla Ceren henüz reşit bir kız çocuğu değil. 18 yaşına girmemiş. Annenin de sanırım bir cezaevi geçmişi var Ceren'in annesinin. Evet. Anneannenin. Anneannenin. Sanırım söz hakkı teyzede, İrem'de. Evet. Ama iddia ettiğiniz gibi çocuğa bakım ve destek olma yükümlülüğü konusunda sosyal hizmetler size bu çocuğun teslim edildiği ve adres bilgileri sizin eviniz ise bu adres bilgisinin değişiyor olması noktasında da İrem'in sorumluluğu var. İrem sosyal hizmetlere giderek artık bu saatten sonra Sibel'in yerine bebeğe biz bakacağız. O taahhüdü devlete vermiş olması lazım. Peki bu arada yani araya bu da gireceğim da... şunu soracağım. Benim şimdi... haberim yoktu ben bilmiyordum. Hayır hayır şöyle bana bir şey olması lazım. Bana söylemediler gelip aldılar hemen. Benim evim, benim bu çocuğa bakma yerim, yurdum, evim, evimin düzeni ve şartlarım. Bu bebeğe ben teyzesi olarak bakabilirim. Bunu da ispatlıyor olmanız gerekmiyor mu? Yani öyle haldır uldur tabii ki kanunlar var. Yani devlet ya da kurumlar ve kurumlardaki o çalışanlar, bu bilgiyle donatılmış olanlar hangi karar veriyorsa biz uymakla yükümlüyüz. Başka bir şey yok. Ama o taahhütü verirken de onun da incelemeye tabi olması lazım. O incelemeden geçip bu şekilde alıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama iddia ettiklerine göre de İrem Hanım da Ceren'i kontrol altında tutabilecek biri değil. Değil. Tutsaydı değil, iki değil. Seneye kadar tutardı. Madde tutardı. Kullandığını iddia ediyorsunuz. Tutardı. Bakın elbette ki ebeveyn ilişkisi yani bir çocuk üzerinde söz sahibi olma kimin hakkı? Anne ve babanın hakkı. Ama devlet diyor ki eğer sen o anne ve baba olarak onu koruyamıyorsan, devletin karşısında temsil edemiyorsan o zaman diyor o velayet hakkı dediğiniz şeyi askıya değişti. Alırım. Devletin, ben korurum devleti olarak çocuğu ve işte koruyucu ailelere teslim edilebilir yahut da kuruma alınabilir yahut da belirlenen adreslerde bu kayıt altına alınarak o ben aileye de, bakım ve destek tedbiri uyguladı. Ben de şunu sorgularım. Ya iki yıldır bir teyze var ise yani şimdi neden bunu alıyor? O teyze yani o çocuğun teyzesi olması iki yaşındaki bir çocuğun hayatını hiçbir anlam ifade etmiyor. Onun teyzesi anne yarısı olabilmeniz için ona bakım veren, onunla ilgilenen, onunla vakit geçiren çocuğun da sizi tanıyor olması lazım. Yani yakın bir ilişkiyi gerektiriyor. Bu bir alışkanlıktır. Aynen. Bir anda her şeyin değişmesi garip. Şimdi bu arada dedi ki Sibel Hanım benimle ilgili tüm komşularım, tüm yakınlarım, herkes lütfen yayına bağlansın. Her şeyi söylesin. Bu arada Ceren nerede? İrem Görkay'a bu konuyla ilgili neler söyleyecek? Bir anda çocuğu niye almaya karar verdi? Sibel Hanım'la ilgili iddiaları nelerdir? Kalaycı ailesiyle ilgili söyleyecekleri nelerdir? Bunları da dinleyeceğiz. Önce komşunuz Yağmur telefon attığında. Aynen. Allah hoş geldiniz olsun. Yayına merhaba. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Yayınlar. Teşekkür ederim. Buyurun sizi dinliyoruz lütfen. Ben Sibel abla için konuşmak istiyorum. Biz hepimiz Sibel ablanın elinde büyüdük. Ben yan komşusuyum. Çocuğa o kadar güzel bakıyorlardı ki ilk aldığı günden beri. Yani torunu okyanus var ondan daha güzel bakıyor. Yani gerçekten söylediklerine katılıyorum. Ona ne alıyorsa aynısını ona da alıyor. Camların önünde çorba besliyor mesela. Onu oyalayarak, onunla oyun yaparak. Hiçbir şeyden mağdur bırakmıyorlar. Bakın gerçekten bu çocuğun hayatının kurtulması lazım. Bu insanlar ona çok güzel bir gelecek sağlayabilir. Dedikleri çok doğru. Mesela güzel bir büyüyünce meslek sahibi yapabilir, bir yuva açabilir. Yani durup duracak yani en güzel yer Sibel ablanın yanı. Sibel ablaya bebek nasıl hitap ediyor? Anneanne diyor. Anneciğim diyor. Yani. Siz kendiniz anneanne olarak ben anneanne istedim. Evet, anneanne olarak. Mesela anne de dememiz. Ben anneanneyim. Ben anneanneyim. Diyor. Ben anneanneyim. Anneanneciğim diye böyle. Çocuk çok mutlu orada. Yani biz komşu olarak gözlemliyoruz bu durumu. Mesela hani Allah var, hak var. Hani kötü davransalar ben burada çıkar kötü davrandıklarını da söylerdim. Ceren'i tanır mısınız? Biyolojik anneyi. Evet, Ceren'i tanıyorum. Ceren bizim mahalleden bir kız. Daha bir çocuk. Hani böyle sağdım çayıra, Mevlam çayıra yani. Şimdi hani, Ceren'in de durumu özel ya. Hani 16 yaşında bir bağımlılık oldu.
Evet, 16 yaş, yani hem de 16 yaşındayken bir çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Sizin daha bedeniniz tam gelişimini tamamlayamadan o küçük bedenden başka da bir can çıkıyor. Yani annenin anladığım kadarıyla kötü bir yaşam tarzı var cezaevinde. Baba babası vefat etmiş. Gerçek anlamda Ceren'e de sahip çıkan biri yok. Ablası Ceren'le ilgilenir miydi? Daha önce Ceren'e sahip çıkmak istediler. Özbez amcaları gel kızım bizde otur. Halan zaten çocuğunu bakıyor, besliyor. O insanlarda da durmadılar. Kız durmuyor kız. Kız durmuyor. Yani kız içiyor gidiyor. Buyurun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Yani bu çocuğu bence Sibel ablaya versinler. En güzel annelik Sibel abla yapıyor. Canım benim. Biz hepimiz görüyoruz. Allah içinde konuşuyoruz. Bu arada normalde çocuğun adı nüfus kayıtlarında Ergin. Ergin. Ama siz farklı bir isim koymuşsunuz. Ilgaz koyduk arada. Çünkü ölene olan abimiz, dayımız bizim. Benim dayım onun yani şey demek ismini anmak istemiyoruz. Hani kötü oluyoruz çünkü o da bizim dayımız ne olursa olsun. Onlar bizim canlarımız ama bir anda almaları gitmeleri bizi kötü etti. Yani sen bu zamana kadar abla olamadık ki şimdi teyze olmaya karar verdin. Ya önce abla o kardeşini toparla. Benim kardeşim kötü mü? Ahmet'e giderim. Benim kardeşim kötü mü? Savcılığa giderim. Her şeyi yaparım. Benim kardeşim kötü mü? Ters kelepçe vurdururum kardeşim. Kız benim nasıl ters kelepçe vurdurur? Ama bak şöyle. Kardeşimi toparlamak için. Toparlamak için her iyi şey. İyi olsun diye. Peki kardeşinin yani yaşam tarzının böyle olduğunu bile bile İrem... Böyle bir sorumluluğu neyine güvenip niye, o bebeği aldı? Niye böyle bir sorumluluk aldı? Sen şimdi aldılar bebeği Esra abla Gaziantep'e gittiler. Oldu ki bu kadının kafası attı. Bu kadın içen kadın doğru mu? Bilmiyorum bu sizin iddianız. Aldı çocuğu gitti. Sarı çizmeli Mehmet abi bu yavruyu nereden bulacak? Kadın içip içip bayılıyor. Ablandan bahsediyorsun. Hayır kız. Annesinden. Bebeğin annesinden bahsediyorum Esra abla. Ha İrem yani teyze bakacak ama Ceren ortada yok. Tabii bize bu kız daha Ceren neler anlattılar. Bağlansanıza İrem. Ceren, annesiniz ya, teyzesiniz ya, çıkın ablacığım anlatın derdinizi. Bak sizin için kameralara çıktık, ekranlara çıktık. Evet, evet. Millet doğurduğunu aramıyor. Bak biz dıdımızı dıdını arıyoruz. Çıkın bağlanın. Evladını savun bakayım bana. Nerede baktın, nerede büyüttün? Çadırda yattın, bank... Çocuğunun babasının kim olduğunu bilmiyorsun. Şaka orada bir mağduriyet. Ya? Mağduriyet yaşamış mı? Yaşamış. Yaşamış. Ölen dayımın üstüne aldırmışlar çocuğu. Nüfus. Dayım babası olarak gözüküyor. Aslında çocuğun babası dayım değil. Aa, onun ismini versene. Ergin. Onun ismi ölen dayımın adı anladım. Ergin. 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 Dayının üzerine kayıtlı. Annesi kim gözüküyor? Annesi de Ceren gözüküyor. Ha anne Ceren ya, gözüküyor. Ya annesi Ceren olarak ya gözüküyor ya da abla olarak hayır, gözüküyor. Hayır hayır o şekilde değil. Evlilik dışı dünyaya gelen çocuk annenin kızlık soy ismini taşır. Bu o anlama geliyor. Evet. Hayır, bir de Esra abla bir hayır, şey daha şunu merak ettim. Şimdi Ergin bilmiyorum ya bunu. Evet. Şimdi Ergin sizin akrabanız ya da onun akrabası. Benim tamamen akrabası. Onun nüfus kaydına sanki onlardan dünyaya gelmiş gibi mi? Öyle yani, göstermişler öyle yaşı ufak diye. Hastaneye gitmişler babası yok diye dayım üstünü almış. Öyle olmuş. Öyle söyleyeyim ben sana. Yok abim ölürken ve abim ölürken bana vasiyet etti. Bu çocuğu dedi babasının bırakma soyadını taşıyor yani. Evet, evet. Ceren'in kendi soyadını evet, taşıyor. Aynen. Ha, taşıyor. Aslında dedesi o babası onun dediği hayatım, dedesi. Tamam öyle değil. İşte biz ben sandım ki sanki bambaşka birinin üzerine çocuk kayıtlı yok, gibi. Yok değil. Şimdi sandım. Abla ben bunu da es geçmek istemiyorum. Her geçme. Şeyi öğrensin. Bütün dünya durur. Benim hiçbir kimseye karam yok. Yani. Şunu anlatayım ben sana. Biz bu kızı aradık bebeği aldıktan sonra. Ablacığım niye aldın? Duran çocuğun düzenini bozdun. Günah değil mi? Başkası olsa ayağımızın altının suyunun içmesi lazım. Çocuğa çünkü düzgün bakıyoruz. Biz zeval vermiyoruz. Hümmü cihan şahit. Niye aldın dedim. Almak zorundayım dedi. O zaman ben dedim sizden niye şikayetçi olacağım dedim. Bizi tehdit ettiler. Ya benim annem ona diyormuş ki pavyona git. Ya çalış para getir bana paranı diyormuş. Bize getir. Ulan zaten bu çocuğu pavyonda karnına sen koydun. Sokaklarda yani. Karnına sen koydun. Yani. Çok çok özür dilerim Esra. Annem evinde iki tane torun bakıyor. Biz bir mekan işletmiyoruz. Şimdi karşınızdaki de küçük ya. Ama evet. Şimdi ben öyle bir konuşmalar yapıyorum. Tamam bize bunlar böyle uygunsuz, ustupsuz tamamen hani hadi düzeyin ve seviyenin bozulduğu konuşmalar. Sen sokaklarda sizinle... kalan kızsın çocuğunun babası. Evet.
yaşamak yani şimdi bir tanımıyorum Ceren'i bilmiyorum ama şunu merak ediyorum yani niye alındığını o da iyi bir hayatı yaşamak emin. Senin annen gibi Simge. Senin annen gibi bir anne de büyümüş olsaydı belki daha iyi bir hayatı tabii, olabilirdi. Tabii ki ama de. Hayat tabii, bu konuda maalesef ki ona çok aynen. acımasız davranmış. Evet. Sizinle ilgili yayına bağlansalar Sibel Hanım hangi iddialarda bulunurlar? Şey diyor, pavyona göndermek istedin beni. Ulan zaten pavyonda çalışıyordun. Yani, ben tamam. Annem şey bana ne dedi biliyor musun? Bizim evde bu muhabbet olduğunda. Bak evladım dedi. Madem bu yollara düşmüşsün, çalışırsın, kendine bir ev tutarsın, kendini geçindir. Bu yavruya bez baba bile getirme dedi. Bu yavrunun hiçbir şeye ihtiyacı yok dedi. Madem dedi buralardasın, ne halin varsa gör. Ben seni alıp evimde barındıramam çünkü bizim evde yer yok dedi annem ona. Sizde kalmak istedi mi? Bir de benim evde bir tane daha 7 yaşında torunum var. Ben onun psikolojisini bozamam. Evet. Çünkü biz iki çocuk büyütüyoruz. Yani onun sağlık durumu kötü durumda. Ben öteki torunumun sağlık şeyini, düzenini bozamam. Siz evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Vallahi işte anne, baba, kızım, torunum hepsini ben böyle bir almışım kenarıma. Evet. Hiçbirini göndermiyorum yani. Hepsi seninle beraber. Hepsi benimle beraber. Evet. Aileyiz yani. Yaşıyor. Birlikli bir aileyiz. Şimdi, anne baba var. Hepimiz varız. Baba da evde. Tabii hepimiz varız. Ceren şu anda ablası İbrahim, şey İrem'in yanında mı? Evet, evet İrem'in ablasının yanında. Ablasının yanında. Şimdi var mı İrem'lerden, İrem Hanım'dan bir cevap konuyla ilgili? Ne söylemek istiyorlar? Yani bir anda böyle bir girişimde eğer bir çocuğun evet. düzenini biliyorsanız böyle bir girişimde bulunmazsınız. Böyle bir girişimde evet. bulunmanızın çok önemli bir gerekçesi olmalı. Gerekli kurumlara da zaten hani bu konuyla ilgili bildirimleri yapabilirsiniz. Satmak istediler, aldılar ya onu, satmak istediler. Nasıl satacak? Yani birine mi verecek? Bilmiyorum, para için her şeyi yapar bu insanlar. Şimdi ablanın yani iddiaları, ablanın İrem Hanım'ın sizin hakkınızda yaşam tarzınızla ilgili iddiada bulunmuş kendine göre. Bebeği aldıktan sonra... Peki sizin akrabalık ilişkiniz var. Sizin yaşamınızı, kim olduğunuzu, nerede yaşadığınızı İrem Hanım bu bebek verildiği andan itibaren bilmiyor muydu sizi? Biliyordu. Biliyordu. Yani yeni tanımadı aslında yok, değil mi? Yok, yok. Önceden beri sizi tabii. biliyor. Ve bize geldi dedi ki ala dedi ben biz dedi bu çocuğu istemiyoruz. İrem, biz, teyzeden evet, İrem de, İrem evet. de dedi, Ceren de dedi. İkisi iki kız kardeş dedi. Enişte de var dedi. Biz dedi bunu bakamayız dedi. Biz istemiyoruz, biz süt bez mamalamayız dedi. Sen bakalım biz gelip görürüz sen çocuğu dedi. Sen bak dedi, senin olsun ala bu çocuk dedi. Sen bak bunu dedi. Ha biz dedi gelebilirsek geliriz Antep'ten dedi. Gelemezsek gelemeyiz dedi. Kızım dedim gittim onu mahalle aradım. Bütün herkes bakın şahittir buna. Mahalleye geldim aradım yani ben çocuğu. Dedim ki kızım neredesin gel bir çocuğunu gör. Yani gel bir sev hani çocuğunu gör. Annesinden ayırabilir misin insan yavrusunu? Peki düzenli geliyorlar mıydı görmeye? Kız yok. Her gün geliyordu. Gaziantep'e kız... gittik bir aydır ne geldi ne gitti. Ne biz geldi, anladık gitti. Zaten Esra abla. İrem'in Ceren'i bir saniye. Bak buyurun. Şimdi ben nereden anladım Esra abla? Ne oldu da yani düzenli geliyordu. Antep'e gittikten sonra bir şey oldu. Ha, bu kız bize geliyordu çocuğuna bakıyordu. Görüyordu. Biz onlara yemek hazırlıyordum. Kız giriyordu banyosunu yapıyordu. Param yok diyordu. Haçlığını veriyorduk. Bu kadın gidiyordu. Veriyorduk. Bir Gaziantep'e gitti ablasının eniştesinin yanına. Ne telefon var, ne gelen var, ne giden var. Anne dedim bunlarda bir şey var. Var. Peki İstanbul'da, siz İstanbul'da yaşıyorsunuz evet, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da onun düzeni neydi? Sokaklarda kalıyordu abla. O amcaları aldı onu yanına. İrem vasiyse, Ceren'in vasiyse kaçıp kaçıp gitti insanlardan. Niye buna bu zamana kadar izin verdi mesela? Bu çok önemli. Bebek ne? Çok önemli. Bugüne kadar geliyor ve bakıyor sokaklarda kalıyor iddiasında Ceren bulunuyorlar. Ceren sokaklarda kalıyorsa İrem'in vasiliğinin derhal değiştirilmesi lazım. Evet. Çünkü kontrol altında alamıyor. Alamıyor. Onun ikametgahında yaşamıyor. Evet. Başına da İstanbul'da her şeye gelebilir. Sen kardeşine sahip şimdi çıkamıyorsun. Şunu bu söyleyeceğim. Bebeğe nasıl sahip çıkacaksın? Hayır, bak afaki deriz ya ama sokaklarda kalıyor. Yani gerçekten dışarıda günü gününe nerede kaldı? Atıyorum siz o gün ona ulaşmak isteseniz hangi adreste kalacağını bilmiyor muydunuz? Bilmiyoruz abla. Bilmiyoruz. Hmm. Keşke bilsek de hani kızım bir şey oldu gel o kendi desem. İsterse her gün atıyorum düzenli belli aralıklarla gelip gidiyor çocuğu görüyordu. Görüyor sonra tekrar gidiyor. Şimdi bir aydır gelmediler. Gaziantep'e gittiler yok ettiler kendini. Biz de dedik ki annemle gelen kız gelmiyor. Çocuğunu soran kız sormuyor. Sen peki soruyor muydunuz kızım sen ne iş yapıyorsun nerede yaşıyorsun diye. Pavyonda çalışıyorum abla ben diyor. Kaçak evet. köçek pavyonda çalışıyordum diyor. Çocuk olmasına rağmen mesela çocuk yaşta bak yine evet. karşımıza reşit olmayan. Çocuk yaşta hem çocuk dünyaya getirmiş hem de müzikollerde çalıştırılan
bir kız çocuğu hikayesi çıktı. Aslında bir hikayenin, bir olayın altında çok daha derin meseleler var. Yani müzik holde çalışıyordu. Genelde geceleri mi çalışıyordu? Geceleri çalışıyormuş. İki gün gidiyordum, üç gün gitmiyordum dedi. Annem ağlıyordu, ağlıyordu. Ben ne yapacağım? Annem mi dedi ki, madem çalışıyorsun, paranı biriktir, iyi kötü bir odalı bir ev tut. Yani sokakta sürünme evladım dedi annem ona. Yani. Bak dedi, çocuğunun babasının kimden olduğunu da bilmiyorsun dedi. Tut bir ev kendine, otur dedi. Yani. Annemin dediği... Diyelim şimdi bir tarafta ortada bir bebek var. O bebeğin nasıl büyüyeceği, hangi aile ortamında büyüyeceği o kadar kıymetli bir şey ki dünyaya gelen bir cana öfkeyi öğretirseniz öfkeli olur. Sevgiyi verirseniz sevgi dolu bir bireye dönüşür. Hayatımızı zaten şekillendiren birkaç duygu var. Yaşamımızı, kimliğimizi, karakterimizi. Bu çok... Bir ailede büyümek çok büyük bir şans aslında ama çoğu insan bu şansın çok da farkında değil. Doğru. Hep böyle konularda aklıma şöyle bir soru geliyor. Yani doğurmak mı büyütmek mi, o emek verenlerden olmak mı? Büyütmek. Kıymetli diye. Benim de hep karşıma aynı cevap çıkıyor. Büyütmek. Şimdi İrem ve Ceren bu konuyla ilgili neler söyleyecekler? Reklam dönüşü Ceren telefon hattında olacakmış. Söz hakkını, cevap hakkını kullanacak İrem konuşacak bu konuyla ilgili. Bu aileden çocuğu niye aldılar? Onların iddiaları neler? Sosyal medya Esra Eroğlu ATV adresinde bu konuyla ilgili hemen bir uygulama açıldı. Oradan katılabilirsiniz. Oradaki cevap da benim için önemli. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.